Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Ekim Perşembe. Vuhal'deyiz. Güney Afrika'da Vuhal'de tam normalde 8 kuşlu program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim Vuhal'le ilgili. 14'te orada ikinci kuşuyla başlıyor arkadaşlar. Birinci kuşu pas geçmişler. 13.25'teydi birinci koşu fakat saat 2'den itibaren almışlar, ikinci koşudan itibaren almışlar, önemli değil. Şartlı bir koşu bu, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Blackthorn Gavin Larena ile Banco arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber 6'lı gayen başlıyor. Wild'de Maiden 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Kambulu Stridom ve 6 numaralı Emblem of War, Muzini. Bu kadar. 2 tane atla burayı geçeceğiz. 1 ve 6 diyoruz buraya. Diğer arkadaşlar 4 ve 5'e bakın. Craig Zeki'nin in the Blue Moon, Fireway yavrusu diye de Avustralya yavrusu Belgrad. 4 ile 5'i de geniş kuponlarda kullanabilirsiniz tabii ki diyoruz. Evet. Üçüncü koşu Altıgay'ın ikinci ayağını kap. Üç göre İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet, burada zor bir koşuyla karşı karşıyayız. Biraz at yazacağız. 5 numaralı Bronze Sword. Bronze Kılıç. Calvin Habib'le. 6 numaralı Sivana Song. Gavin Larena. 7 numaralı Dungeons. Raymond Danielson. 8 numaralı Viva Brazil, Craig Zeki bu son koşusunu kazandı. 2 koşuda 86 handikap puan yapmakta mesele. 4 numaralı Romeo's Magic, De Guevara ve 10 numaralı Brotherhood of Magic, J.P. Van der Merwe. Evet, buraya 2'yi de eklediğimiz zaman yeterli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Pewter Sky, 1 yazmıyoruz. 2'yi de yazdık mı? 5, 6, 7, 8, 4, 10 ve 2 diyoruz buraya. Evet, burada dördüncü koşudayız. Handikap dışı 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada güvenmemiz gereken bir at var. 2 numaralı Colorado Creek. Burada Banco. Colorado Creek Matsunyane ile United States yavrusu burada. Bir şekilde bu 3 tane koşuda 90 puana ulaştı. Sert gruplarda. Bu grup onun için çok ideal. Kazanma ihtimali çok yüksek görüyoruz. Aksi takdirde 1 numara ve bu Apprenti Deniz Schwartz yani otomatikman bunda da gün doğuyor. Gelme ihtimali var mı derseniz o 3 at içerisinde var. Evet, 5. koşu handikap 3 kare İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada 6 numaralı Parker Gatrix ilk atımız Raymond Danielson'la. 2 numaralı 5th of July Calvin Habib. 1 numaralı Leo Alado Sister. Yani bu son koşusunu kazandı ama işte gördüğünüz gibi burada yüksek bir şansa sahip. Evet arkadaşlar. Burada 6 numaralı Parker Gatrix. 2 numaralı 5th of July. 1 numaralı Leo Alado. 4 numaralı Coromandel Kumalo. 3 numaralı Turn the Page Matsunyane. 8 numara Memorial Day Gavin Larena. 9 numara Skyfall Craig Zeki ve 11 numara Çorapı Giy. Yani Çorapı nasıl bir isimse. Son koşusunu kazanmış ama şimdi belli de olmaz. Yani tabii bunu süzmek lazım. Buraya 7 numarayı da eklediğimiz zaman burayı kapatmış gibi olacağız. Explosive Bond Westmoreland ile. 6, 2, 1, 4, 3, 8, 9, 11 ve 7 diyoruz buraya. Evet, 7. koşu, 6. koşudayız. 5. ayak. Burada 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi burada 5 numaralı Sparkling Jubilee. Alternatif Banco. Bu sapkının AGF oranına göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Yalnız burada... yine 4 numaralı Countess Danza Raymond Danielson'la evet Sparkling
Jubilee burada Alternatif Banko 5 numara 4 numara yakın rakibi. Yine 7 numaralı JP'nin bindiği Safkan arkadaşlar. 9 numaralı Gimme the Flame Matsunyane. Ve 2 numaralı Rado diyoruz buraya. 5 Alternatif Banko 4 7 9 2. Evet, son ayaktayız. 7. koşu son ayaktayız. 1000 metrelik bir koşu böyle çıktığı gibi bitirecek olan safkanlar var burada. Arkadaşlar burada da bir alternatif bankomuz var ama belki bunu banko yapacağız. Bir numara Caretaker de Gueva ile burada alternatif olarak banko. Bunu beklememiz lazım, görmemiz lazım AG Foran'ını. Bu grubun üstünde. Yalnız burada özellikle 3 numara Brosnan Muzieni ile. Yani Muzieni'nde ne kadar başarılı olduğunu siz biliyorsunuz. Yani çok fazla bir şey yapamıyor. 7 numara Simply Magic Matsunyane. Ekürler özellikle 6 numara Samoa. Yani diğer zaten koşmayacak muhtemelen. Rezerv konumunda 16 numara bu safkan. Ve günün sürprizinde yapacağını düşündüğümüz burada 9 numara Running Rubies. Marwing. Bir alternatif banko 3, 7 ve 9 diyoruz buraya da. Evet, zor bir gün gerçekten. Böyle yani cazip bir gün. Bu halde. Bakalım arkadaşlar nasıl burada bir sonuç bizi bekliyor. Bugün diğer yabancı yarışlar da var. Brighton, Kinland var. Bilmiyorum diğer başka ne koyacaklar buraya. Nasıl bir sürpriz bekliyor bizi bunların dışında veya bunları iptal mi edecekler bu bahsettiğim yerleri. Yabancı yarışlarda bakacağız. İzmir için Premier League gerekiyor. Ankara zaten yayında arkadaşlar şu anda. İzliyorsunuz onu da. Evet, güzel bir Perşembe günü sizlerle olsun. Herkese bol şans. Hoşça kalın.